Evet, aslında bu video çekim mi çekmeyeyim mi diye çok arada kaldığım bir video. Ama çekmek istedim çünkü eğer bilmiyorum ileride bir şey olur. Benden bir anı kalsın ya da yaşadıklarım en azından insanlar tarafından bilinsin. O kadar kolay olmadığı fark edilsin istiyorum. Çünkü bazıları için gerçekten çok kolay günler geçirdik. Bazıları da zaten yanımızdaydı, biliyordu neler yaşadıklarımızı. Bugün 4 Aralık 2023. Yarın 5 Aralık ve benim tanı aldığım gün. Benim için aslında çok önemli bir gün. Geçen sene 5 Aralık 2022'de bu tanıyı aldığımda seneye bu zamanları gülerek hatırlayacağım. Bir senede neler atlatmışım diye kendime söyleyeceğim diyordum. Ama yine kul konuşur kader güler meselesine geldi konu. Pek öyle olmadı. İşler sarpa sardı. Bir senedir bir arpa boyu yol kat edemedik gibi bir şey. Hatta tam tersi bazı şeyler daha kötü oldu. Tanı alma hikayem çok uzun olduğu için oraya hiç girmeyeceğim. Yani bu dönemde neler yaşadığımızı bir Allah, bir annem biliyor. Başka hiç kimse bilmiyor. Gerçekten hiç kimse ne kadar büyük zorluklar çektiğimizi bilmiyor. Zaten annem hakkı asla ödenmeyecek bir kadınken bu dönemde asla asla ödenmeyecek bir kadın oldu. Kimse akrabalarımızın yanımızda olduğunu da düşünmesin. Tabii ki birkaç kişi dışında onları istisna tutuyorum ama bir taraf beni ölüme terk ederken, yaşamamı ve yaşamamamı umursamazken ve bizi sevdiğini söyleyen insanlar bunları bile bile onların yanında olurken annem her gün yanımdaydı. Bunları söylüyorum artık psikolojim de yani psikolojisi mi bozulmuş dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama eğer gerçekten ileride bir şey olursa ya da olmazsa yaşadıklarımı bilinsin istiyorum. Kimse herkes her şeyi bilsin istiyorum. Arkamdan ben onun için şunu yaptım, bunu yaptım diye yalanlar söylenmesin istiyorum. Gerek var mı bunları söylemeye bilmiyorum. Ama bunları söylemek bana iyi gelecek. O yüzden söylüyorum. Bunları bir kenara bırakırsak da bakıyorum mesela annemin telefonundaki fotoğraflara. Hepsinde gülüyorum ve hepsinde neşeliyim, pozitifim. Hiçbir zaman böyle kötü yatakta, kemoterapi alırken, ağlarken, işte öyleyken, böyleyken fotoğrafım yok. Hepsinde bir şekilde annem beni ayağa kaldırdı. Hep yanımda oldu. Bu dönemde zaten abimin emeğini asla es geçemem. Duyduğu ilk gün hemen geldi. Gereken her şeyi yaptı. Gerekli olan elinden gelen her şeyi yaptı. İliğini verdi. Sonuç olarak tanı koyuldu. Kemoterapi aldım. Hastalığı baskıladılar. Sonra hastalık vücudumun başka bölgesinde tekrar etti. Sonra çok ağır bir kemoterapi aldım. O hastalığı baskıladılar. Daha sonra çözüm diye baktığımız ilik nakline oldum abimden. Nakil tutmadı. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi annemden kan aldılar. Annemin ilikleri ne kadar uyumlu çıkacak, onun sonucunu bekliyoruz. Annemden bir daha nakil olacağım. Yani kesin çözüm diye baktığımız nakil tutmadı ve hastalığım yine tekrar etti. Ama inanıyorum Aralık 2024'te bu hastalığı atlatmış olacağım. Ve güzel bir video paylaşmış olacağım her şeye rağmen. Çok zor günler yaşamamıza rağmen. Kötü düşünmüyorum. Kesinlikle yeneceğime inanıyorum. Çünkü yenmek zorundayım. Çünkü annem benim için yaşadı. Ben de annem için yaşayacağım. Ama sadece hiçbirimizin garantisi olmadığı için neler yaşadığımızı da herkes bilsin istiyorum. Kimse kolay şeyler yaşadığımızı düşünmesin istiyorum. Ama bu dönemde annemin yanımda oluşunun asla hakkını ödeyemem. Arkadaşlarım gerçekten en böyle yanımda olan arkadaşlarım oldu. Size çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü onlar olmasaydı gerçekten bu dönem benim için çok zorlu geçerdi. Yollarımın ayrıldığı insanlar oldu. Gerçek yüzlerini gördüm. Yollarımın tekrar birleştiği ve gerçekten çok mutlu olduğum insanlar oldu. Yani hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür etmediklerimi de zaten kendilerini biliyorlar. Hiç inkar etmeyeceğim. Beni ilik beklerken ölüme terk eden, ses kayıtları atan insanlar da vardı. Onlar da kendilerini biliyor. Ölmemi isteyen, ölürsen öl diyenler de vardı. Böyle ses kayıtları da aldım yani. Böyle dönemlerden de geçtik. Bunların da bilinmesini istiyorum. Çünkü bugüne kadar hiç kimseye hiçbir şey anlatmadım. Ama bugünden sonra bunların da herkes farkında olsun.
ona göre insanların yanında olsunlar, ona göre annemin yanında olsunlar, ona göre benim yanında olsunlar. Kısacası böyle. Bu dönemde yanında olan herkese de çok teşekkür ederim. Umarım seneye güzel bir videoyla, güzel bir şekilde anlarız. Bu videoda sanırım hayatımda yaptığım en büyük çılgınlık olacak. Ama olsun, yapmak istedim ve yaptım. Yargılayan olursa da yargılasın, psikolojisi bozuldu diyen varsa da bozuldu. Yapabileceğim bir şey yok artık. Bu kadar.